Merhaba dostlar, şu anda havada Nurettin Bağaç'ın ve Talha Furkan'ın bir tane kuşu var. Benim Kırıkkale, Öntepe Kırıkkale kuşum piyasada görünmüyor, nerelerde bilmiyorum. Şu anda iki tane kuş var havada uçan. Birisi Nurettin Bağaç'ın. Bu kuşlar ikisi de bana taklalı sökük geldi. Ben daha yavrularımı alamadım Mardinlerden. Onların altını, kışını bekliyoruz. Yumurtlanmasını, yavrulanmasını bekliyoruz. Ondan dolayı şimdi hediye gelen kuşlarımızı uçuruyoruz. Bakalım. Hava güzel. Birazcık bu çatıdan, çatıya attı, çatıdan geldi. Bu hangisi bakalım şimdi. Bu büyük ihtimal Furkan'ın kuşu. Talha Furkan'ın kuşu bu. Aynen. Şu anda havada gördüğümüz kuş Nurettin Bağaç'ın. Bunun çatıya atıp buraya gelmesi hoşuma gitmedi. Bugün ikinci kez uçuşu bu kuşumuzun. İnşallah. Nurettin Bağaç'ın getirdiği ikinci kuş da sinekli arkadaşlar. Şuradaki sinekli. Şuradaki sinekli. Bu kuşumuz da sanırsam şu anda o inmeye oynuyor ama inşallah buraya atar. Yanlış yerlerde yüzüyor şu anda. Daha tabii hazır kuş olduğu için yerini yapması zor. İnşallah atmaz oraya. Oraya attı. Oraya indi. Talha Furkan. Kardeşim, 3 şansı var senin bana hediye ettiğin kuşun. Tabii ben onu senden zoraki almadım. Sen bana hediye verdin de. Çatıya atıp gelirse bir daha, öyle 2-3 kere hareket yaparsa bir daha ona uçma şansı vermem. Kuşların şeyini bozar. Hadi yürü bakayım yukarı doğru, hadi. Bu Nurettin bana getirdi işte. Hadi. Hadi kızım, hadi çık yukarı, çık. Hadi. Niye uzatıyorsun bu kadar, ha? Neden böyle yapıyorsun? Yakışıyor mu sana? Ulan ben yukarı çık diye bakıyorum. Düşüreceksiniz beni buralardan. Allah. Şöyle eşek. Eşol eşek. Bu bayağıdır yatıyor çünkü bu kuş. Buna nefes vereceğiz şimdi işte. Biraz uçurdum. Yeni olduğu için çok havada tutmuyorum. Altına kuş seriyorum. Buraları bellesin. Buralarda kaçmasın. Çık yukarı. Hadi. Hadi çık. Elimi sürmek istemiyorum sana. Çık. Terbiyesiz. Uzaklara atıyor. Tamam hadi git kuşların yanına hadi. Hadi arkadaşların yanına git hadi. Bizim Kırıkkale kuşu nerede lan? Bizim Kırıkkale kuşu burada mı? Öntepe. Ali abimizin, Ali Tutar abimizin kuşu. Aha vallahi orada. Nereden geldi? Ne ara geldi? Yürüyerek mi geldi bilmiyorum. Aha. Nurettin'in verdiği öbür kuş. Talha Furkan'la Nurettin'in kuşunu kaldırdım bugün. Nurettin'in verdiği öbür sinekli burada.
Onu kaldırmadım daha. Şurada. Adalının önünde. Hadi geçin bu tarafa yukarı. Bu kedi gelecek, görmeyeceğim, kapacak sizi. Hadi kış kış. Hadi kış kış. Hava güzel oldu arkadaşlar. Hava açık, deniz masmavi görünüyor. Orada bir tane balıkçı takası var. Balık tutmaya çalışıyor. Aa, ekran yine gitti. Bakın. Orada bir balıkçı takası var. Hava güzel. Hava mis. Leylek babalar gelmeye başladı. Göç etmeye başladılar. Leylekler burada. Aa, orada küçük bir köpek gördüm ha. Tam şurada küçük bir köpek gördüm. Minnak bir köpek gördüm. Şimdi gidersem oraya kuşlar burada yalnız kalır. Orada mantar mı topluyorlar? Sürekli burada bitki toplayanlar var. Bakın şurada tam parmağım ucunda bir insan var. Burada sürekli bir şey topluyorlar. Ot topluyorlar, mantar topluyorlar anladığım kadarıyla. Hava açık. İşte kuşlara form vermeye başladık arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Acaba şu sinekli yekten kaldırsam uçurtabilir miyim? Kuşlar var her yerde de ama. Ha, şu sinekliden bahsediyorum, erkek. Üstüne yürüyeyim bakayım bir. Bakın başka sineklinin üstüne mi yürüyeyim ya? Nerede öbür benekli? Yok, ben farklı sineklerin üstüne giriyorum. Ben şu sinekli, şu erkek, şu olması lazım. Karıştırıyorum kuşları ya. O muydu bilmiyorum ki. İkisi birbirine yakın. Birisi dişi, birisi erkek. Abi bu değil herhalde ya. Bunun kana sesi hiç yok. O yanına koyduğum dişi birisi, iki tane idarelik dişi koydum bunların yanına da. Nurettin'in getirdiği iki erkeğin yanına. Bunun kanadında da bir sıkıntı var. Atın oralara, atın, atın. Bembeyazsınız zaten, kedi gelir yer sizi. Oha, Kars kuşuna bak, çıldırdı. Allah nasip ederse bu yaz arkadaşlar, burada çok güzel kuşlar uçuracağız. Federasyonları çağıracağız buraya. Federasyona kuş kaldıracağız. Amacımız o. Bu tipimizin sağ kanadında da şey çıktı, uğur çıktı. Bakın orada şiş var kanadında yavrumuzun. Ben anlamıyorum ki arkadaşlar. Bu kuşları yemler böyle yapıyor ha. Vallahi yemler böyle yapıyor. Yoksa gencecik kuşta niye uğur çıksın? Öbür kardeşi sağlıklı. Annemiz burada. Bakın yan yanalar. Anne en sonki yavrusuyla.
İlk yavrumuz erkek orada. Onun arka tipi ölmüştü, dişisi. Kadro böyle. Hadi geç, güneşe geç. Hadi bakayım. Cik. Ne oluyor lan? Akıllı olun oğlum. Bakın burada şiş yapmış bak. Bak. Bunu bak, koskocaman şiş yapmış bak, görüyor musun? Bunu buradan temizlemem lazım. Rahatlatmam lazım kuş. Hadi cik. Oh. Orayı kesmem lazım neşterle. Bakın bisiklet süren insanlar var burada. İnşallah buralara da bir şey yapmazlar ya. İnsana da lazım, hayvana da lazım, kuşa da lazım. Köpekler var burada. Yabani kuşlar geliyor. Her türlü. Arkadaşlar lütfen videoları beğenmeyi unutmayalım. İnanın burada emek veriyoruz. Yani şimdi siz bu videoyu seyrediyorsunuz. Biz burada en kötü bu kuşları, en kötü ben uçsalar da uçmasalar da 2 saat burada güneşlendiriyorum. 2 saat burada tutuyorum bu kuşları. Bu taraf İstanbul istikameti. Bu tarafta Kocaeli. Benden tarafta Kocaeli bu tarafta. Videoyu kapatıyorum. Beğenmeyi unutmayın. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin arkadaşlar. Buraya da hiç kaçak gelmiyor çünkü burada yırtıcı hayvan çok. Atmacası, kerkenezi, kızıl şahini, gökdoğanı, bu alanı seviyorlar, bu açık alanı seviyorlar. Hepsi geliyor. Dolayısıyla buraya kaçak kuş kolay kolay atmıyor, gelmiyor.